tatlıdır. Gözünüzü dört açın. Cerrah Bey! Cerrah Bey! Şerif Bey aradı az önce. Ben de 80 sefer aradı. Konuşmak istemiyorum. Boş tesellilerle uğraşacak vaktim yok. Cerrah Bey, Koray hayattaymış. Dönmüş. Ne diyorsun sen Sadri? Koray da Sevda da iyiymiş. Okula uğramışlar. Şerif Bey aradı size müjdeyi vermek için ama ulaşamadım dedi. Tamam hadi yürüyün okula gidiyoruz. Müdür Bey ikisini de evlerine yollamış. Çocuklar kurtuldular. Yürüyün çocuklar gidiyoruz. Kaç gündür içimdeki o sıkıntı. Ne yediğimi anladım, ne içtiğimi, ne yaşadığımı. Ben de her gece dua ettim ama doğrusu umudum kalmamıştı artık. Neyse. Neyse. Ben bir kahve söyleyeyim de bizim bir kafamız dağılsın. Kahveleri hiç yapalım o zaman. Aa, Yeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ne güzel sürpriz. Ay çok merak ettim çocukları. Buradan geçiyordum bir uğrayayım sorayım dedim. Ne oldu? Çok şükür bulundular Yeşim'cim. Ay iyi neyse çok şükür. Gel. Ne oldu Burak? Neden çağırdın buraya? Çünkü gizli bir iş çağırma peşindeyim. O yüzden mesaj attım sana. Gizli iş mi? Evet. Bugün birlikte okuldan kaçıyoruz. Ne yapacağız? Sınav mı kazacağız? Ya dalga geçme ya. Bayağı ciddi ciddi plan yaptım ben. Bak şimdi, Hayat Hoca'nın dersleri arasındaki süreyi, bizim buradan gidip sahile inmemiz için gereken süreyi, bir de sonra geri gelip Hayat Hoca'nın dersine girmemiz için gereken süreyi hepsini ince ince hesapladım. Ama 3 dakika içinde çıkmalısın. Hadi gel. Burak dur. Yani bilemedim bir. Yani kaç gündür Sevda ile Koray'ı kaybettik diye stres içindeyiz. Ya çok şükür artık geldiler. Aramızdalar yani. Hem artık ben de seninle baş başa zaman geçirmek istiyorum. Ya ben de istiyorum. Ama Burak biz bir imkansızı başardık. Ve ablamın bize koyduğu yasağı kaldırttırdık. Ya şimdi onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum sadece. İyi tamam. Tamam. Ya sen niye gerginsin bu kadar? Yani sınıftan da çıkıp gittin birden. Ya niye olacak? O Koray yüzünden. O kadar uyardık yapma dedik ona. Ya gidip boğazını sıkmamak için zor tutuyorum yani kendimi. Ya tamam Burak lütfen sakin ol. Yani aslında kendileri geldiler demek daha doğru olur. Ormana sığınmışlar. Aa, bunca zaman doğada tek başına mı kalmış bunlar? Ne yapmışlar, nasıl kurtulmuşlar? Neyse dur kahveleri söyleyeyim anlatayım. Dur ben söylüyorum. Nadir! Ya Perihan Sultan sen bir tanemin ne kadar tatlı, ne kadar süpersonik, ne kadar bombastik, bir o kadar da fantastik bir insan olduğunu bilmiyorsun vallahi. Bak sen sadece buzdağının görünen kısmını gördün Perihan Sultan. O buzdağının daha görünmeyen kısmı var. Buzdağı çok doğru bir kelime oğlum. O kadın o kadar soğuk ki ben baygınken bana yardım etmeye tenezzül bile etmedi. Ya anneciğim bak bir tanem soğuk falan değil. Ben buzdağı derken iyi bir şey söylemeye çalışmıştım. Kadın o kadar kötü ki. Söyleyebildiğin en iyi kelime buzdağı. Düşün artık. Ya bak anneciğim rica ediyorum laflarımı çarpıtma. Lütfen. Sadece bir taneme fırsat ver, kendini sana güzelce bir prezente etsin. Bak tanıyınca göreceksin. Kendisi çok tontiş, çok ciciş bir insan. Ben göreceğimi gördüm. Bayıldım diye kabahati bende buluyor. Yok tatlıyı yemişim, yok tuzluyu yemişim, sonra da bayılmışım. Ya Perihan Sultan, ya anneciğim sen hep demez misin? İnsanları hayatlarının bir anına bakarak yargılamayın diye, he? Ya kendi oğlundan bil. Ben de çok boş bulunup böyle eşekçe eşekçe laflar ettim. O da buna benzer bir talihsizlik yaşadı işte. Uzatma be. Ha, bak sen de eşek olduğunu kabul ediyorsun. Vallahi bravo. Pes. Yani her güzel lafıma nasıl takla attırıp buralara kadar getiriyorsun vallahi anlamıyorum ha. Büyük yetenek. Ben onu bunu bilmem. Ben hayat kızımızı beğendim. O kadar iyi bir kız ki. Etrafına ışık saçıyor. Ne yani? Al... Ya sen hayatı sevdin diye ben gidip hayatla mı evleneceğim ya? Tövbe tövbe. Gerçekten bunu yapar mısın? Yok artık. Anne bak ben bir tanemi seviyorum ve bir tanemle evleneceğim tamam mı? Bu fikri de kendine alıştırsan iyi edersin. Şimdi müsaadenle telefonu kapatıyorum.
Allah. Hayat diyor ya. Sonra sığındıkları yerde çocukları bir köylü buluyor. Bu şekilde kurtuluyorlar. Ay baya baya macera filmi gibi olmuş. E peki Sevda'nın bacağı kırık değil miymiş? Yok, çarpmaya bağlı incinme. Basamıyormuş yavrum o yüzden. Neyse. Ay hepinize çok geçmiş olsun. Özellikle de sana hayatçım. Yani bunca olaydan sonra bir de bu kötü sonuçlansaydı... Biterdim herhalde. Bırak mesleği, bırakmaya hayata küserdim. Neyse. Onur! Burada. Abidin! Burada. Orhan! Burada. Hırsız! Ne bakıyorsun hırsız? Kalksana ayağa. Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde sizinle bir deyim çalışmıştık. Neydi o, hatırlıyor musunuz? Koyunluğu beslemek. Ya, işte o deyimin canlı örneği şu anda karşınızda duran arkadaşınız. Annelerinizin, babalarınızın ne emeklerle, sıkıntılarla sizlere aldığı, sizlere ait eşyaları çalan arkadaşınız bu. Siz onu sevdiniz, bağrınıza bastınız ama o sizin bir yılan gibi canınızı acıttı. Gerçi yüzüne baktığım zaman yılanlara haksızlık ediyormuşum gibi geliyor ama. Çık dışarı! Çık dışarı! Yazıklar olsun sana. Her gün kabusla uyanıyorum ben. Vallahi çok saçmaymış. Hayat Hoca asla öyle şeyler söylemez çünkü. Hayat Hoca söylemez zaten. Bunun bilinçaltı söyletiyor. Kendi hak ettiği lafları nasıl da biliyor? Hayırdır Şerif, bizi niye topladın buraya? Bir tanem, gönlümün sultanı, beyin fırtınası yapmamız lazım. Yani beyin fırtınası yapmak için çağıra çağıra bu eksikleri mi çağırdın? Ne varmış? Allah Allah. Ben de beyin fırtınası yapmak için Stephen Hawking'i, Albert Einstein'ı isterdim, çağırırdım ama maalesef eldeki malzeme bu. Çok teşekkür ederiz Sayın Şerif'im. İyi bir şey söyledi değil mi? Şimdi, biliyorsunuz annem Perihan Sultan bir geldi, pir geldi. Ve maalesef bir tanemle talihsiz bir tanışma yaşadılar. Ne yapıp edip bir tanemi anneme sevdirmemiz lazım. He, sevdirirsin. Ya müdürüm, bu gudubeti sevmesi mümkün mü? Hayır, zaten siz nasıl sevdiniz ben onu anlamıyorum ki. Şunun tipine bak. Ay Şerif, ne saçmalıyor bu ergen herisi? Üstad, emredersiniz Şerif'im. Oh. Gereksiz. Senin ağzından çıkan laf kulağına uğruyor mu acaba? He? Eğer bundan sonra akıllıca bir laf etmeyeceksen... ...o ağzını kapalı tut ki salak olduğun anlaşılması. Aa, çok iyi fikir. Neyse, şimdi... ...beyin fırtınasının konusuna geri dönecek olursak... ...bir tanemi anneme nasıl sevdiririz? Sayın Şerif'im, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hayretler olsun, olmayan şeye fikir geldi. Resmen mucize. Anlat bakalım. Şimdi Şerif'im, ananız okula gelecek ya... ...Nadır'la ikimiz kar maskelerini takıp karşısına geçeceğiz. Sonra Allah yarattı demeyip ananıza girişeceğiz. Ne oluyor be? Numaradan Şerif'im, vuruyormuş gibi yapacağız, vurmayacağız. Bu sırada bir tanem yenge ortaya çıkacak. Sonra da Perihan Sultan'ın hayatını kurtaracağım. Böylece ananız da bir tanem yengemi çok sevecek. Nadir. Emredersiniz. Diyet yaparken kiloları beyninden veren şuursuz, bula bula bu fikri mi buldun? Başka fikir istiyorum.
Başka fikir. Ya ben utancımdan sizin karşınızda bile zor duruyorum. Hayat Hoca bunu öğrenirse kahrolurum ben ya. Ya Emel ne yapacağım ben, sen söyle. Vallahi bilmiyorum Loçko. Biz de Bariyer'le karar veremedik ne yapacağımızı. Abi benim dediğimi yapalım işte. Ayağına bir ip bağlayalım, ağaca asalım kum torbası gibi. Gerisini ben hallederim zaten. Net. İşte Bariyer'in aklına başka fikir gelmiyor. Ama benim fikrim kabuslarına giren Hayat Hoca'yla konuşma. Ya nasıl konuşacağım Emel? Ben Hayat Hoca'yla nasıl konuşacağım? Vallahi bir şekilde söylemen lazım Loçko. Çünkü tek doğru yolu gösterebilecek olan o. Hatta tek kişi o. Tamam. Tamam, ben bir yolunu bulacağım, Hayat Hoca'yla konuşacağım. Ha Bariyer, sen de benim hakkında düşündüklerinde haklısın. Yapın abi. Ben bu işten yırtsam bile o söylediklerini bana yapın. Az bile. Çok değerli şerifim, bana 10 numara bir fikir geldi ama işte bu beceriksiz kıvıramaz ki onu. Ay ne saçmalıyor bu ergen irisi ya? Müstak. Emredersiniz şerifim. Canlıların beyinsiz de yaşayabileceğinin en büyük kanıtı. Oğlum, senin ağzından çıkan laf önce kulağında kalite kontrole uğrasın, ondan sonra konuş. Tamam mı? Söyle bakalım ne buldun? Müdürüm. Şimdi sizin ananızın en çok sevdiği yemeği bir tane Manum Hoca yenge yapıyor ve sunuyor. Aferin la. Çok doğru söylüyor. Neden? Vay! Sadece erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçmez. Perihan Sultan'ın da kalbine giden yol midesinden geçer. Annenin en sevdiği yemek ne? Biber dolması. Yapabilir misin gı? Tabii canım. Ben sokakta tam bir hanımefendi, mutfakta tam bir aşçı. Yavaş, sakın o cümleyi tamamlama, sakın. Yani biber dolması yapabiliyorsun. Tabii ki. Oldu bu iş. Yalnız bir şey soracağım. Şimdi bu biber dolması Charleston biberle mi yapılıyor, kıl biberle mi yapılıyor? Şaka mı bu? Ya ben dedim işte, yandı fikir. Ya bu beceriksiz yapamaz. Biber dolması yapacağım diye gider ananızın gözüne biber gazı sıkar. Çık dışarı! Sayın şerifim, siz hiç ağzınızı yormayın. Emredersiniz. Bir tanem, sultanım doğru söyle. Yumurta bile kıramıyorsun değil mi? Yok artık şerif. Tabii ki yumurta kırabiliyorum. Onda da tavayı tutturamıyorsundur kesin. Bak, biber dolması yaparken mutlaka birinden yardım alıyorsun. Çünkü annemin kalbine giden yolda yol yardımı alman şart. Hı? Evet, hepsini okumayı bitirdiğimde üzerine konuşuruz, tamam mı? Bu arada klasik eser ödevini haftaya bekliyorum. Tamam. İyi teneffüsler. Hocam. Hı. Hocam. Söyle Nedim. Hocam ben size bir şey danışmak istiyorum. Danış. Ben klasiklerden Sefilleri seçmiştim hocam. Oo, Victor Hugo'nun yattığı yerden kemikleri şu anda sızlıyordur. Sen bu zamana kadar neredeydin? İyi, hadi söyle bakalım. Hocam romanın kahramanı Jean Valjean ekmek çalıyor ve sonrasında yakalanıyor, hapse atılıyor, hayatı kararıyor. Evet. Hocam eğer Jean Valjean yakalanmasaydı, sonrasında da ekmek değil de başka şeyler çalmaya devam etseydi. Hatta en yakın dostlarından da bir şeyler çalsaydı hocam. Ama bir süre geçtikten sonra bundan çok pişman olsaydı, hatta kabuslar görseydi hocam, çok büyük bir vicdan azabı çekseydi. Devam et. Jean Valjean'ın bu bataklıktan kurtulmasının bir yolu olabilir miydi? Ben kendimi onun yerine koyuyorum. Bir yol bulamıyorum hocam. O yüzden size danışmak istedim. Anladım. Tamam. Benim şimdi öğretmen odasında ufak bir işim var. Gel. Bekle, bunu konuşalım.
Nedim sen ne yaptın? Ne yaptın sen oğlum? Dostlarından çalsaydı dedi. Kendim onun yerine koyuyorum dedi. Ah sen niye yaptın böyle bir şey çocuk? Seni hırsızlık kadar büyük bir hataya ne sürükledi? Çocuğa yardım etmen lazım. Bu çocuk yardım çığlığı atıyor. Açık açık söyleyemeyecek kadar da utanıyor yavrum. Ne yapacağım ben? Yardım etmem lazım. Ya, kusura bakma ben böyle acil bir telefon bekliyordum. Ona bakmak zorundaydım. Sorun değil hocam. Peki şimdi o zaman benim anladığım kadarıyla romanı uyarladığın yeni haliyle Jean Valjean'ın düştüğü bu hırsızlık batağından nasıl kurtulacağına dair benden yardım istiyorsun. Doğru mu anladım? Evet hocam. Tamam. Öncelikle Jean Valjean bu kadar pişman olduğuna göre artık hırsızlık yapmayacaktır diye düşünüyorum. Çok pişman hocam. Kesinlikle yapmayacak. Tamam. Ama Jean Valjean'ın bu yaptığı pek affedilir bir şey değil biliyorsun değil mi? Çünkü bu romanın orijinalindeki gibi yokluk yüzünden kuru ekmek çalmaya benzemiyor pek. Yani ben öncelikle kendimi Jean Valjean'ın çok yakınındaki arkadaşları, dostları yerine koysaydım... derdim ki neden hırsızlık yapmak yerine önce gelip benden yardım istemedin deyip kırılabilirdim mesela. Jean Valjean'ın aklı başında değilmiş hocam. O zaman Jean Valjean'ın yapabileceği tek bir şey var. O da bu zamana kadar çaldıklarını yerine geri koymak. Borcunu ödemek. Sonrasında da büyük hatayı telafi etmek için epeyce zaman ve emek harcamak zorunda kalacak. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Anladığımı biliyorum. Çok korkuttun beni. Seni kaybettim diye aklımı yitiriyordum neredeyse. İyi, fena mı? Başının belasından kurtulmuş olacaktın. Sen yakınımda, yöremde ol da istediğin kadar başımın belası olabilirsin. Vallahi iyi oldu bu kaybolma işi. Yani insan sevildiğini anlıyor. Tabii sevdiğini de. O an akıntıda sürüklenirken aklıma sen geldin abi. Bir an dedim abim olsaydı. Şimdi beni de çekerdi, Sevda'yı da çekerdi, kurtarırdı dedim ama... Neyse. Ayrıntıları sonra konuşuruz. Sevda nasıl, değil mi? İyi. Sağ olsunlar. Eve bıraktılar. Çok büyük geçmiş olsun aslanım. Güzel bir yemeğe hasret kalmışsındır. Sadri, akşama şöyle güzel bir sofra hazırlayın. Merak etmeyin Cerrah Bey. O iş bende. Vay be, işe bak. Fırça yerim diye düşünüyordum ama ziyafetle karşılanıyorum. Sen şimdi git bir dinlen. Fırçayı akşam yemeğinden sonra yersin tatlı niyetine. Hadi bakayım. Hadi. Yani tüm olayı Sefiller romanı üzerinden anlattın ve Hayat Hoca hepsini anladı. Öyle mi? Hayat Hoca bu kızım. Neredeyse hiçbir şey söylemesen bile ne dediğini anlayacak ya. Kafanın içini görüyor kadın sanki. Öyle bir anladı ki roman üzerinden yani benim yanıma niye gelmedin, bana niye sormadın bile dedi ya. Canım hocam ya. Yani suratına vurmamak için, seni ezmemek için ne kadar uğraşmış kadın. Ne dedi? Yol gösterdi mi bari? Gösterdi tabii. Jean Valjean bundan sonraki hayatını aldıklarını geri ödemeye adamalı dedi. Yani Jean Valjean üzerinden bana söyledi. Ben de öyle yapacaktım zaten abi. Sana söylemiştim biliyorsun. Bütün aldıklarımı geri ödeyeceğim. En başta da sizinkilerden başlayacağım. Abi bizimle falan başlama istemiyorum zaten. Aynen ben de eski temiz loşkoyu geri istiyorum. Net. Hem bence Onur'la başlamalısın. Yani çocuğun çok ihtiyacı var biliyorsun. Yo abi Onur'u da mı yani? Onur'u da mı? Ya bariyer. Lütfen bak şimdi hiç sırası değil. Şu işi bir temizleyeyim, bir halledeyim. Ondan sonra ne istiyorsan yaparsın bana ya. Peki sen nasıl ödeyeceksin Onur'un parasını?
Aklımda bir şeyler var Emel. Sınıftan bir çıksın, hemen halledeceğim. Tamam. Ah Nedim. Nasıl kalkacaksın bunca şeyin altından tek başına bilmiyorum. Aa, Tamer. Hayat. Hoş geldin. Bu ne sürpriz? Başınıza garip garip olaylar gelmiş, bir geçmiş olsun diyeyim dedim. İyi yaptık. Sorma. Bir şey içer misin? İçmem, teşekkür ederim. Ya aslında çok güzel başlamıştı her şey ama... sonra her şey kabusa döndü. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Neyse ki kaybettiğimizi sandığımız iki tane çocuğumuzun yaşadığını öğrendik. Tamer yoksa mahvolurdum ben. Ben seni birazcık tanıyorum yani. Çocuklara bir şey olsaydı kendini sorumlu hissedecektin. Ve bu acıyı uzun süre taşıyacaktın, kurtulamayacaktın bundan. İyi olmuş böyle. Bununla gelmiş geçmiş olsun. Efendim cerrah. Hayat, sana teşekkür etmek için aramıştım. Çocukların olayında bana çok büyük destek oldun. Aklımı kaçırmak üzereydim. Yok estağfurullah, ben yani ne gerekiyorsa onu yaptım. Yani sen olmasan bir ağacın altına yığılıp kalırdım. Çok sağ ol. Yani sonuçta sen orada kardeşini kaybetmek üzereydin. Yani öyle düşünüyordun en azından. Ben de insan olarak senin yanında oldum. Bundan başka anlamlar çıkarmayacağını umut ediyorum. Hayat, ben müsaadeni isteyeyim. Dur lütfen bir saniye. Tamer mi orada? O ne biçim soru? Cerrah, benim hayatımla ilgili hiçbir şey seni ilgilendirmiyor artık. Duymamış olayım böyle bir şey. Kusura bakma. Sorun yok. Bundan önceki olayları da sana yaklaşmak için kullandı. Bunu da kullanıyor. Başka bir şey olunca onu da kullanacak. Yani adamın karakteri, bu yapacak bir şey yok. Yani bundan sonra bana kolay kolay yaklaşabileceğini sanmıyorum ben. Kendini koruyabileceğini biliyorum. Bundan bir şüphem yok. Ama bana ihtiyacın olursa lütfen bana haber ver, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sadri! Buyurun Cerrah Bey. Tamer namussuzu şimdi Hayat'ın okulundan çıkıyor. Çocuklardan birine söyle, hemen takibi alsın. Nereye giderse de beni haberdar etsin. Anlaşıldı Cerrah Bey. Ne iş Loçko? Benimle takılmaktan sıkıldın mı artık? Ne diyorsun Asya? Senin bu dediğin kediye ciğerden bıktın mı demek gibi bir şey. Ben senden sıkılır mıyım hiç? Her teneffüs ortalıktan kayboluyorsun ama. Bir de ben seni ne zaman arasam niyeyse bariyerle Imogen'in yanındasın. Asya, şöyle yapalım. Sen şimdi kantine git, kahvelerimizi al. Ben sınıftan ceketimi alıp senin yanına geleyim. Kaybettiğimiz zaman telafi edelim, olur mu? Tamam. Ama geç kalmayacaksın. Kahvenin şekeri erimeden oradayım. Hayat! Ay! Her ne yapıyorsan bırak, çünkü bana lazımsın. Ne oluyor ya? Ya gel, yardımına ihtiyacım var, gidince görürsün. Allah Allah. Şişt, oğlum, duydunuz mu lan? Bizim bariyer birazdan bahçede kafasıyla kiremit kıracakmış. Hadi be. Ne diyorsun ya? Beyler, bu fırsat kaçmaz, hemen gidip angaje olabilir. Ulan var ya, kiremitleri acıdım ha. Sen gelmiyor musun? Montumu alayım, geliyorum. Hadi. İhtiyacım var. Ne lütfen. Oluyor? Ne? Anlamadım ki konu ne? Tamam ama bak lütfen dinlemeden hayır deme. Çünkü bunu cevap olarak kabul etmem. Bir tanem bu ne? Şerif'in annesinin sevgisini kazanmak için dolmalık biber yapacağız. Laboratuvarda.
E ne var ki? Bu da benim için büyük bir deney. Anladım. Abi peki emin misin ya? Abi eminim yani Zeynep'in verdiği para bildiğin eksik. Ya iyi de Zeynep sana eksik para vermez ki. Ben de onu diyorum. Yani fazla verir eksik vermez. Acaba aldığı borcu yani eksik falan mı hatırladı? Yok abi imkanı yok yani sonuçta epey bir eksik. Hatırlamaması gibi bir ihtimal yok. E bir sorsam peki? Yok yok aman sakın. Yani şimdi Zeynep bir şey ima ediyorum falan zanneder. Yazık olur yani. Sakın sen de bir şey söyleme bak lütfen. İyi. Oğlum Asya biraz önce buradaydı. Nereye gitti biliyor musunuz? Yok. Allah Allah. Ben bir arayayım şunu. Oğlum telefonum yok. Telefonum yok lan. Oğlum hırsız çalmış olmasın? Ne alakası var oğlum ya? Her şeyi de hemen şu hırsıza yüklemeyin. Cık. Allah Allah. Oğlum bu montun astarında bir şey var ya. Oğlum o benim montum. Çıkar şunu. Ha evet lan. Ben de niye bu biraz büyük geldi diyorum. Biraz gelmiş. Bak, oğlum ya sen niye montu benim sırama koyuyorsun ki? Al al. Hadi hadi. Harbi astarı yırtık ha bunun. Oğlum bu senin eksik olan paralar değil mi? De nasıl yani bir kısmı astarda bir kısmı dışarıda anlamış değilim de. Neyse buna da şükür. Ya boş ver oğlum sen hani parayı buldun ya. Önemli olan o. Aynen aynen. Siz şu astarını da dik yani. Dikeceğiz dikeceğiz de ben hala anlamadım abi. Hayat bak sen her şeyin en iyisini yaparsın. Lütfen bana güzel bir dolmalık biber tarifi ver. Allah Allah seni duyan da yani beni şef mef bir şey sanır. Ben her Türk kadına evinde ne kadar yemek yapabilirse o kadar yemek yapabiliyorum. Tatlım sıkıntı şu. Herkes ne kadar yemek yapabiliyorsa ben o kadar yapamıyorum. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var. İyi tamam. O kadar istiyorum ki mutlu olmanı. Ne diyeyim tamam yardım edeceğim. Ya bir tanesin sen ya. Allah. Ay canım. Bak bak. Unutma, düğünümde ne diyeyim olacaksın. Tamam, olacağım. Yani o kadar da istiyorum ki mutlu ol. Ne yapayım bilemedim ki. Tamam, yapacağım dolma senin için. Önce dolmamızın için yapacağız. Eğer dolmanın iyi olmasını istiyorsan bir kere her şeyden önce kıymanı bol koyacağız. Ha tamam, tamam bas kıymayı o zaman. Bas başka da bir şey. Dur, yavaş, yavaş. Yavaş, öyle olmaz. Onun içine pirinç de koyacağız. Öyle sadece kıyma. Tamam, tamam. Yavaş, yavaş. Hayat ya. Diyorum ki acaba bu dolmaların içine çeyrek altın da mı koysak? Eğer Şerif'in annesi Şerif gibi para gözse beni daha çok sever. Alim kadınsın. Ay para göz, para göz ama seviyorum ben Şerif'imi. Ay yerim. İnşallah annesi de sever seni. İşte annesinin beni sevmesi için bu sevgi boşluğunu dolmalarla dolduracağız. Bu yüzden dolmalar çok güzel olmalı. Tamam peki o zaman altın kural. Dolmaya yemeğe tadını veren nedir? Baharatıdır. Yani baharatını doğru ve dozunda koyman lazım. Deli dolu uçarır yaşlar hem de en güzel neşeli çağların. Hayat hocam anlar hayata nasıl başlarım. Çok güzel oldu. Adam dolu listesinde her gün başka bir maceradayım. Yanımda en sevdiğim arkadaşlarım. Öyle. Çocuklara söyle adım adım takip etsinler. Eğer oradan ayrılacak olursa da bana haber versinler. Ben çıkıyorum. Çıkalım Cenab Bey. Sen burada kal Sedri. Bu sefer yalnız gideceğim. Sürekli adamlarıma güvendiğimi ima edip duruyor. Bakalım teki tek olunca cesareti yerine gelecek mi? Ama... Sedri, sen burada kal ve Kore'ye göz kulak ol. Anlaşıldı mı?
niye böyleyim Sevda? Az daha benim yüzümden... Annem yemek işini ne yaptı acaba? Ya inşallah lezzetli bir yemek yapar da annemin kalbini kazanır. Ah, oldu. Ya müdürüm o beceriksiz yemek yapayım derken tencere tava hepsini yakmıştır. Siz en iyisi ananıza kantinden çift kaşarlı bir tost söyleyin. Kadın aç kalmasın. Müstahak. Çift kaşarlı tost kadar bile aklı olmayan şuursuz. Sana kaç defa söyledim bir tanem hakkında düzgün konuş diye. Vallahi bundan sonra böyle müdürüm. Ben sizi düşünüyorum. O ne kadar düzgünse ben de o kadar düzgün konuşurum. O kadar. Müstahak seri döv, dinlenmeden döv. Emredersin Şerif'im. Dur. Tata! Dolmaları yaptım Şerif'im. Senin Şerif diyen dillerini mıncırırım. Nerede yaptın? Laboratuvarda. Nasıl yani sevdiciğim? Ah, molekülleri birleştirerek mi yaptın? İçine H2O mu kattın? Atomu parçalayıp baharat gibi üstüne mi gezdirdin? Nasıl yaptın? Ay ne yapayım Şerif? Dolma yapacak başka yer yoktu. Ben de laboratuvarda yaptım. Hayat Hoca da sağ olsun yardım etti. Vallahi mis gibi de kokuyor ha. Ay annem bayılacak. Ben yaptım diye söylemiyorum ama bayılacak. O zaman ben gideyim annemi karşılayayım. Eli kulağında geliyordur. Perihan Sultan. Bu nedir? Müşterilerin hesabı. Birazdan mekana vereceğim zararın misliyle fazlası. Ve olacaklardan sonra polise haber vermemen için bir sus payı. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Herkes mekanı boşaltsın. Ne oluyor? Boşaltacağız. Hadi boşaltın mekanı. Dışarı, hadi. Etme yalnız. Tek başıma geldim. Benim de adamlarım yok. Silahım da yok. Elini kolunu tutan bir şey yok yani. Bayağı zahmet etmişsin. Buraya kadar gelmişsin. Bir sürü de tantana yaptın.
Ama benim seninle konuşacak bir şeyim yok ki. Görüşürüz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Konuşma bitmeden mekanı terk etmek nezaket kurallarına aykırı biliyorsun. Perihan Sultan, herkes bu hayatta ikinci bir şansı hak eder. Biricik evladın olarak senden rica ediyorum. Ya ne olur bir taneme ikinci bir şans tanığı. Ben ona ikinci şans değil, yüzüncü şans versem bir şey değişmez oğlum. O kız ailemize uygun değil. Uygun. Hem de çok uygun. Bizim aile için sipariş vermişiz de siparişe göre yapmışlar sanki. O kadar uygun. Göreceğiz bakalım. Hareketine hayat bayılacak. Gerçekten sürekli işimi kolaylaştırıyorsun. Hayat buna bayılmıştı zaten, hatırlamıyor musun? En son karşılaştığımızda mekanın lavabosunda hesapla seni darp ettim ya. Ama güzel hareketti, kabul et. Aynı yere denk getirebildim değil mi? Milimetrik çok acı. Yalanına hayatı da inandırdın. Sayende beni bir zorba zannediyor. Ama bak, oyunun gerçek oldu. Sen de yalancı durumuna düşmemiş oldun böylelikle. Çok naziksin, sağ ol. Ben bir keyif kahvesi söyleyeceğim, sen de ister misin? Orta içerim. Ta 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 ta! Karşınızda gönüllerin sultanı Perihan Sultan. Ay hoş geldiniz efendim, verin öpeyim. Sağ ol. Sizin için el cihazlarımla dolma yaptım. Yer misiniz? Yer yer, annem dolmaya bayılır. Anne yesene bak. Bir tanem senin için laboratuvar şartlarında özel olarak üretti. Dompile oğlum. Sen önce bir tane ye bakalım. Eğer sana bir şey olmazsa ben de yerim. Yok artık anneciğim. Ya sen emret. Ben senin çeşnici başın bile olurum Perihan Sultan. Karşı o kadar önyargılı ki dolmanın beğenmesi imkansız. Rahat ol, beğenir, beğenir. Aman, Perihan Sultan, dolma çok güzel olmuş ha. Sanki bu beceriksiz yapmamış, o kadar güzel olmuş. Nadir, çocukken ormanda ayıların bulup büyüttüğü gereksiz Nadir. Ne lafını bilir ne haddini. Ya sen bu gereksize bakma anneciğim, götür. Efendim, çok heyecanlandım. Buyur. Nasıl buldun gurmelerin sultanı? Kötü. Değil aslında. Ayol yalan yok. Bayağı iyi olmuş. Ciddi misiniz? Ciddi ciddi. Annem dolmana bayıldı. Ay efendim devam edin lütfen. Bunların hepsini ben sizin için yaptım. Görüyorsun değil mi anneciğim? Nasıl maharetli ama bir tanem ha? Çok seveceksin demiştim sana. Afiyet olsun. Sen yeme. Kahveni soğutma. İlk önce bir su içeyim. Bu aralar hayatın etrafında fazla dolanıyorsun. Yıllar sonra aşkın devrilip ortaya çıktığına inanmıyorum. Kesin bir hesabım var. Ama ne tezgah alıyorsan başarılı olamayacaksın. Hangi yöntemlerle engel olmayı düşünüyorsun bana? Bu yöntemlerle mi? Ya hayata söz verdim ve sözümü tutacağım. Zaten seni hayattan uzaklaştıran ben olmayacağım. Ya açıkçası ve etrafımda senden başka beni hayattan uzaklaştıracak kimse görmüyorum.
Bunu hayatın da kendisi yapacak. Seni hissedecek. Er ya da geç senin kim olduğunu görecek. Bundan nasıl bu kadar eminim biliyor musun? Nasıl? Çünkü o beni gördü. İçimi okudu. Dışarıdan göründüğüm gibi bir adam olmadığımı anladı. Senin de dışarıdan göründüğün gibi bir adam olmadığını anlayacak. Onun kalbini fethedemeyeceksin. İstersen şimdi hayata koşup beni yine dövdü, beni yine dövdü diye ağlayabilirsin. Ama bu mazlum numaraların hiçbir işe yaramayacak. Senin gibi birinin hayatın kalbinde yeri yok. Hadi bakalım. Açın ağzınızı. Bak uçak geliyor. Yemezsen amcaya veririm ona göre. Yemezse bana ver. Ben yerim. Ha yedi. Kızım sen bunun içine ne koydun? Hayatta söylemem meslek sırrı. Kızım. Bırak zevzekliği de. Söyle sen bunun içine ne koydun? Kerihan Sultan. İyi misin sen? Hiç iyi değilim oğlum. Bana bir şeyler... Ay kadın gidiyor. Anne iyi misin sen? Ne oldu? Eyvallah olsun anne. Bana bak. Sen bunun içine köre mi koydun? Evet. İnanmıyorum. Benim köreye alerjim olduğunu biliyor. Beni ortadan kaldırmak için yaptı Şerif. Yok artık daha neler. Vallahi bilmiyordum Şerif. Yani senin de elinin körü yani. Allah Allah. Koyacak başka baharat bulamadım mı Dayan anneciğim? Nadir Müsa! Şerif ölüyorum. Annem hastaneye gitsin. Ölüyorum. Ölürüm de. Ölürüm de bu kadınla evlenmene izin vermem. Çabuk. Cani kadın. Kaynana katili. Samet. Yok avukatlık ücreti için aramadım. Hatta borcunu kapatacak bir teklifim olacak sana. Aha. Küçük bir hırsızlık yapacaksın, bir eve gireceksin. Ya o sebebini karıştırma. Yani bu işi halledince borcun da kapanmış olacak. Hı. Ben sana adresi mesajla göndereceğim. Bu akşam. Hadi kolay gelsin. Evet cerrah efendi. Bakalım ben hayata yaklaşabiliyor muyum? Şerif, annen nasıl iyi mi? Sorma bir tanem ya, çok şükür. Ama vallahi böyle tünelin ucundaki ışığı gördü desem yeridir ha. Tünelin oradan biri anneme gel gel yapmış. O da tası tarağı toplayıp tünelin sonundaki ışığa doğru gidiyordu ki son anda doktorlar mani oldu. Şerif, annen iyi mi değil mi? Ya çok şükür iyi. Sonunda aramıza döndü. Canı baklava çekmiş, ben de onu almaya gidiyordum şimdi. Şerif, neden bana annenin köreye alerjisi olduğunu söylemiyorsun? Ya bir tanem hiç aklıma gelmedi ki. Ya kadın az daha bir tutam köri yüzünden körü körüne ölüyordu ya. Çaktın mı espriyi? Körü ya, körü körüne. Şerif, sana inanamıyorum ya. Annen ölümden döndü. Sen hala soğuk espriler peşindesin. Ya bir tanem sakin olur musun ya? Abartma tamam, bir şey yok kadının. Bir tanem. Alo. Allah Allah. Kapattı. Niye kapattı ki bu şimdi? Döner durur ezberler gibi. Hep aynı yerde bulur beni.
Hepsi aynı yerden vurur beni. Döner durur ezberler gibi. Hep aynı yerde bulur beni. Biri gelir, biri gider. Hepsi aynı yerden. Şuraya oturalım mı? Vurur beni. Tamam. Döner durur ezberler gibi. Geldi. Sen şimdi burada otur, beni bekle, tamam mı? Sana küçük bir sürprizim var. Ne oldu lan? Sakın bir yere kımıldama, tamam mı? Geliyorum hemen. Çekiller gibi bir söylesem duyulur mu nefesim? Nefesim. Ona durur ezberler gibi. Ya bırak, ne güzel şeyler yapıyorsun. Çok güzeller. Bulur beni. Biri gelir, biri gider. Gözde, hepsi aynı. Ben seni çok seviyorum. Vurur beni. Döner durur ezberler gibi. Hep burada bekler. Ya bırak, uçtu. Çekip de gittiğinden beri daha öncekiler gibi bir söylesem. Bak, bunlar da işte. Nefesim, nefesim. Ben de mutluluktan içiyorum. Bak, ben eve geç kalmayayım. Gidelim mi? Tamam, olur. Ama bir şey daha var. Ne oldu? Ya Koray'la dolaşma, tamam mı? Ne olur. İstersen sen geç kalmaya gidelim. Döner durur ezberler gibi, hep aynı yerde.